Herkese merhaba arkadaşlar, Klan Sushi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tek tür saldırıları deneyeceğiz. Tek tür saldırıları biliyorsunuz daha önceki köy düzeninde yapıyordum ve oldukça da beğeniden tutan saldırılardı. Yine şimdi ona döneceğiz. Bu arada bebek ejderhanın bir seviyesini geliştirdim. Gayet güzel. Şimdi 7. seviyede bugün gün sonunda gideceğiz. Fakat yapacak öncelikli işlerimiz var. Öncelikle derseniz saat kulemizi hızlandıralım ve 3-5 tane saldırıya başlayalım. Bu arada 2750'ye kadar çıktım kupalarda, sonra düştüm, geri çıktım, düştüm, geri çıktım. Bir değişiklik oluyor bir noktada. Şimdi buraya nasıl girelim? Hava savunması yukarıda. Sanki soldan gireriz gibi geliyor arkadaşlar. Bu arada anketler için teşekkür ederim. Yakında facecam'e başlıyorum. Bir iki tane ekipman aldım. O ekipmanların gelmesini bekliyorum. Geldikten sonra hızlı bir şekilde haftaya, pazartesine kalmaz beni görmeye başlarsınız diye düşünüyorum. Bir tane güzel bir holder aldım, böyle iPad'i tutan vesaire vesaire. Böyle bir iki tane ufak aparata ihtiyacım vardı. Onları hallettim. Yakında beni görmeye dediğim gibi başlarsınız. Acaba köy binasını alır mı diye merakla bekliyorum. Alırsa, ki inşallah alır, ki aldı gibi gözüküyor. Bayağı bir elim kuvvetlenecek çünkü %50'yi görmeme ihtimalim var şu an. Eğer o Tesla inerse, ki indi galiba, elim biraz daha kuvvetlendi. Şimdi eyvah eyvah. Evet, o ona saldırmayaydı, iyiydi. Neyse, olsun. Yani hala %44'le bir yıldızda kazanma ihtimalim var ama tabi bunlar ufak ihtimaller şu an. Bugün ne basacağımıza bakalım. Şu arada havanı bastım. Havanı çok bas diyordunuz. Zaten ben de basmayı istiyordum. Onu aradan çıkarttık. 100.000 altında bir Tesla'yı basma ihtimalim var. İhtimaller dahilinde. Ama daha büyük bir şeyler basayım istiyorum. Daha fazla maliyeti olacak olan şey. İksiri nereye harcayacağımız net. Bu arada taş madenini geliştirdim. Onu da çok istiyordunuz benden. 3. seviyeye kadar geldi. Onu da zaman içerisinde yavaş yavaş getireceğiz ama önceliklerimiz biraz daha defans ve asker ağırlıklı şeyler. Eziciyi belki bugün geliştirebiliriz. Ezici yine bizim geliştirmemiz gereken şeylerden biri. Yavaştan artık adam akıllı seviyelere gelmeye başladı bu defans binaları arkadaşlar. Havanlardan bir tanesi düşüktü. Onların ikisini aynı seviyeye getirdim. Muhafız kulübesi belki. Ama şu an herhalde en düşük olan Tesla. Bu Tesla'yı daha bir geliştirirsem biraz daha keyfim yerine gelecek. Evet, 2 yıldız almış adam. Sıkıntısı yok. Bence saldırabiliriz. Yeni bir saldırıya doğru gideriz. Muhakkak bulacağız zaten güzel bir şeyler. Şimdi bu eziciyi oraya koymasının tabii ki güzel bir nedeni var. Biz buradan bir tane şey koyduğumuzda, dev koyduğumuzda diğer tarafa gidebilme ihtimali var. Şimdi hemen arkasından da bir tane dilerseniz şeyi bırakalım. Ejderha. Bir tane de soldan bırakalım. Halihazırda dayak yiyorlar nasılsa. Sağlı sollu bunlar içeriye doğru girsin. Bir tane de en sağa bırakıyorum. Burada 3-5 tane binayı belki yıkar da biz de yolumuzu buluruz. Şimdi bizim çocuklar içeriye kadar girdi. Devlerden bir tanesine yazık ki kötü bir şekilde hapsoldu oraya doğru. İki tane top arabasından bir tanesi hasar yiyor ama yine de bizimkiler iyi kötü bir şeyler yapıyor şu an ve sanki ilk yıldızı alacağız gibi gözüküyor. Soldaki devin çok geride kalması benim tabii ki hiç işime gelmedi. Şu an %3'ü de alamayacak gibi bir durum var ne yazık ki. Direkt Tesla'ya gidecek gibi gözüküyor. Arkadan da yavaştan hasar yemeye başladı. Eğer Tesla'yı alırsa, ki ona hasar vurduk mu emin değilim. Çok yanlış şeye saldırdım. Evet, bugün kötü başladım bu arada. Onu da kabul ediyorum ama olsun, toplayacağız nasılsa. Nasıl bir saldırı yaptığını bilmiyorum tabii ki. Ben de böyle bir ana köye ziyarete gideyim. Burada da bir saldırı yemişiz ama burada bayağı bir ganimet topladık bu ara arkadaşlar. Orayı da bir şeyler basacağız. Özellikle yapmak istediğim benim burada bir geliştirme var. Geçen bölümlere bahsetmiştim galiba. Klon ya da yine aynı şekilde dondurma büyüsünü aradan çıkartmak istiyorum. Öncelikle buradaki saldırılarımızı tamamlayalım. Daha sonra geri döneriz. Hala saldırı devam ediyor galiba. Bayağı adam net saldırıyor yalnız ha. Bu Tesla'yı geliştirsek 3 saat sürüyormuş. İsterseniz bunu geliştirelim. Bölüm sonunda da gemle bitirebiliriz. Öncelikle bu biraz zaten şu saat kulesinin de zamanı geçsin. Evet, daha 5 dakikası var. 50 dakikaya falan denk geliyor. Çünkü biliyorsunuz bu 10 kat arttırıyor süreyi. Bu arada adam mübarek ne saldırıyor ya. Biz gidelim başka bir saldırı yapalım dilerseniz bu arada. Ana köyümüz üzerinden. Sonra çok fazla şey olursa adını söyleyin.
beklersek geri döner bir saldırı daha oradan yaparız. Ha, o süreye kadar aha güzel bir köy bulduk zaten direkt. Şimdi bak direkt şu sol çaprazdan büyücü kulesinin üstüne atıp ana köye kadar, ana binaya kadar yol açıyorum, tamam mı? Arkadan benim çocukları bıraktıktan sonra çaprazdan büyücüleri bırakıyorum. Bu şekilde duvar kırıcıları bıraktık, nereye gitti? Hemen bir öfke büyüsü, merkezde de bir tane dondurma büyüsü. Sonra bizim şeyin koruyucunun özelliği. Merkeze kadar bizim elemanları soktuk diye tahmin ediyorum. Özellikle okçu kraliçe burada bayağı iş görüyor. Volküller de sağ alttan ilerliyorlar. Güzel. Okçu kraliçeye dikkat etmem lazım. Çünkü bir dayak yerse bir dayak yer orada. Bir gözüm onun canında. Tamam mı? Bu bir, bu iki. Buraya bırakalım. Şu köşeye bir tane bıraksak ölmedi. Güzel. Nereye başka bırakabiliriz? Çok da bırakacak yer yok ya. Buradakiler görür bunların en azından. Evet. Sol alta destek olarak bir iki tane bırakabilirim. Okçu kraliçem hala gidiyor. İyi. Şimdi taktik avcı ağır silahına saldıracak. Güzel. Ama yine de dikkat etmem lazım. Çünkü güzel hasar yiyor. Şimdi zamanı geldi. Hop. Tamam. Avcı yine de vuracak mı? Vurabiliyor mu şu an? Yok. Evet. Canını okudu hala bizimki. Neyse. Klan kraliçinde de bayağı bir ganimet vardır diye tahmin ediyorum. 234 ile 223 binden kaça yenecek bakalım. Evet, bayağı bindi, bayağı bindi, güzel. Tamam, bitirebiliriz savaşı. %48 bir yıldız. Olsun, sıkıntı yok. Bayağı bir ganimet aldık ama özellikle çok fazla iksir aldık. İşime gelir, 7,5 milyon iksiri gördüm. Şu an için bir tane inşaatım da boşa düşmüş. Bununla da bir geliştirme basabilirim. En son ne yapıyordum ben ya? Dur bakayım. Şunu basabiliyor muyuz? Hava patlatıcı. Evet. Şu an bunu basabiliyorum. Hava patlatıcıyı da bastım. Tekrar sıfır inşaatçıya geri döndüm. Dilerseniz yan köye geçelim. Burada diğer saldırımızı yapalım. %55 almış. İyi, canına sağ olsun. Sıkıntı yok benim için. Bu da bana hala başaracak 3 tane savaşım olduğu anlamına geliyor ki keyifli bir şey. Şimdi. Nereden saldırılır buraya? Soldan girsek. Ya da üstten girsek. Aynen. Ezici'den mümkün mertebe uzak duralım diye buradan girelim diyorum ben. Tamam mı? Şöyle geniş bir şekilde de iki tane top arabasını bırakalım. Arkadan dilerseniz ilk ejderhamızı bırakalım. Bu bizim bir saldırımız olsun, tamam mı? Sonra bir de yukarıdan birer tane bırakalım. Şimdi bizim çocuklar içeriye kadar girdi ve belli ki bir süre daha ilerleyebilecekler. Özellikle top arabaları henüz güzel iş çıkarıyorken ben biraz daha içeriye doğru girişmeye çalışayım. Şimdi hemen bebek bir tane daha ejderhayı buraya koydum ki iş görsün ama sağ alttaki havai fişekler dikkatimi çekmemiş ne yazık ki. O sıkıntı oldu. Bir tanesi bir tane canımıza mal oldu yani. Bir tane bebek ejderhanın canına mal oldu. Ama top atarlar şu an iyi kötü iş görüyor. Tesla şu an bir tek sıkıntılı. Bebek ejderha devraldı. %50 ile ikinci yıldızı da aldı. Ama daha fazla çıkartabilir miydik? Evet, çıkartırdık. Özellikle mesela şu alt kısma şu sağa bir tane şeyi bıraksın. Aha güzel. Güzel 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 güzel. Bak şimdi işin seyri değişti. Şu an iki tane defans var. İki tane defanslar da fazlasıyla uzak. Yukarıdaki top atarı alır. Muhtemelen kahraman Zamazingos'unu alır mı? Çok yaklaştı. Sağa giderse top atara güzel. Ah, sola gitti. Dayak yiyecek şimdi. Olsun. %60 ile güzel rakam. Tahmin ediyorum bize savaşı aldırır gibi geliyor. Son vuruşu da yapsaydı hatta %60'ın da üstüne çıkacaktık. Güzel olurdu. Sıkıntı yok. O %50'yi yok etti o da. Kötü. Bir bakalım. Bu arada 2 dakikamız falan kalmış. Ya keşke canlı yayında şu an şeyi izleyebiliyor olsam. Benim köye yapılan saldırıyı da görebiliyor olmayı isterdim doğrusu. Benim için hani eğlenceli bir yüz olurdu ama daha artık hadi iyi yavaştan ilk günü alalım. Aynen, ilk saldırıyı Allah'tan aldık sonunda. Bu arada kaç yapmış? %65. Ama tek yıldız olduğu için alamamış. Yani aslında onun durumu daha iyi şu an. Sadece ana binamı alamamış. Benim de işime geliyor o da. Tamam, saldıralım bakalım. Bakalım neler bulacağız. Tada, şimdi muhtemelen tuzak dolu bir yer. Yukarıdan girsem alttan sıkıntı, sağ üstten girerim ancak o da sıkıntı ama yine de onu da söyleyeyim. Şimdi ben şunu bir görmek istiyorum. Buradan bir dev bıraksam nereye gidiyor? Direkt aşağı gidiyor. O zaman ben direkt saldırıyorum arkadaşlar. Yoksa işim kötü. Hatta iki tane de ejderha bırakıyorum. Çünkü halihazırda yukarıdan bir defans bizi savunacak.
Ben de sağdan soldan ne alırsam kârdı. Aksi halde eğer ejderhaları azar azar gönderseydim arkadaşlar, teker teker saldırdıklarında çok fazla bir etkisi olmayacağı için sorun olacaktı. Şu an için yine kötü bir durumdayım ama ejderhalar eğer yukarıdaki defans kısmını, özellikle şu bomba şeyini düzeltirlerse, alırlarsa aşağı inene kadar bayağı bir şeyi alabilecekler. Şu an %50'yi aldım ama eğer benim buradaki bebek ejderhan bu defansı alırsa, ki alamayacak gibi gözüküyor, burada en aşağı 4 tane daha bina yıkacaktı. Ama %52'de kaldık bu savaşta. O da bir şeydir. Sıkıntı yok. %59 almış ne yazık ki. 2 yıldızda. 40 tane barbarla saldırmış bu arada. Birazcık şunu tamamlayalım ve yeni bir saldırıya gittiğimizde hiç değilse arkamızı savunacak bir tane adamımız olsun. O önemli. Şimdi 2 tane defans aşağıda. Ben buraya sol alttan girsem. Şuradan. Tamam mı? Devleri de arkasından göndersem. Tamam mı? Bunlar bir iki tane yer açtıktan sonra arkadan bizim çocukları göndersen, şu top atarları. Tamam mı? Bu şekilde önden biraz daha bunlar savaşırken bir tane ejderhayı buradan, bir tane ejderhayı da buradan göndersem. Hatta birini de sağ alttan göndersem. Hatta ve hatta diğerini de sağ üstten göndersem. Nasıl bir deneysel savaş olur? Yani %50'yi alma ihtimalim çok artacak. Çünkü çok farklı yerlerden çok farklı saldırılar oluyor. Top arabaları da iş görüyor. Şu an havanı da indirmiş bulunuyoruz. Hatta bir tane şey de top arabası da şu an direkt şeye saldırıyor. Köy binasına. Şu an 2 yıldızı garantili. Güzel. Güzel bir saldırı oldu. Hiç değilse 2 yıldızı aldık yani. Bir iki tane daha defans binası alırsak güzel olurdu ama %50'de kaldık. İyi bakalım, güzel. Bakalım o ne yapmış. Hala muallakta bir saldırı. Şimdi Tesla'yı bu arada 2. seviye yaptım. 3. seviye için 150 bin gerekiyormuş. Ama benim istediğim tabii başka bir şey geliştirmek. Burada bu arada şeylere de girişeceğim. Tek tür saldırıları da deneyeceğim. Sadece şu elimizdeki şeyleri bir almak istiyorum. Adını siz söyleyin. Geliştirmeleri vesaireleri yapmak istiyorum. Sonra bir iki tane tek tür saldırı deneyeceğim. Şimdi bunu geliştirmeye başlasak mı? 2 gün sürüyor çünkü. Hiç de kısa değil yani. İyi, isterseniz bunu yavaştan geliştirelim. Zaten günün sonunda bunu basacağız. O kesin. Garanti bir şey. Hala saldırıyor maşallah. Son dakikaya kadar bekleyenleri hiç sevmiyorum ya. İşte belli canım yani. Savaş. Bitir. Şu bakayım. Evet, ikinci yıldızı da almışız. Güzel. %55'te kalmış ama tek yıldız olduğu için alamamış. Güzel. Bunu bitirelim. Kahramanımızı tamamlayalım ve yeni bir savaşa doğru gidelim. Sonra tek tür saldırıları artık yavaştan denemeye başlarız. Şimdi defans yukarıda. Tamam mı? Acaba direkt yukarıdan mı girsem? Şuradan. Hadi oradan girelim bakalım. Tamam mı? Bir top atarı buraya, ikinci top atarı buraya. Ya devler, nereye gidiyorsunuz Allah ümmet aşkına ya? Dalga mı geçiyorsunuz arkadaş ya? Oradan girilir mi ya? İyi, ben direkt... direkt bu arada düşmek istediğim yere düştüm. Şikayetçi değilim. Soldan bir tane bırakalım. Başka nereden bırakabiliriz? Diğeri ölünce direkt girişeceğim bu arada. Diğerini de buradan bırakalım. Evet. Ta ki bize böyle merkeze kadar attı. Sadece top atar bir tane soldaki kayboldu. Nereye gittiğini şu an pek farkında değil. Allah'tan ama köy binasına şu an saldırıyor bir tanesi. Diğeri de desteğe geldi. Aynı zamanda iki tane de çok sevgili bebek ejderhamız görev başında. Güzel oldu, güzel. Bu güzel bir saldırı oldu. Yani top atarları hala kendi başına dolaşabiliyor. Bu güzel bir özgürlük ama canlarını okurdular. Neyse, %78'i aldık. %78 güzel bir rakam. Tahmin ediyorum bu savaşı da alırız. Biz de sonunda 3-5 tane farklı geliştirmeye başlayabiliriz. Ve 145 bin gibi güzel bir rakam aldık. Şu an elinde çok güzel ganimet var. Ne basayım? Bu arada bir ona bakalım. 482 bin şey, iksir. Bu arada depoyu belki geliştirebilir miyim acaba diye düşündüm. Çünkü 800 bin burada var. Tamam, eyvallah. Burada 1.15 milyon var. Artı defans binasını da geliştirmem gerekecek. Şu an basmıyorum. Geçen bölümde düştüğüm hataya düşmeyeceğim. Ama belki eziciyi geliştirebilirim. Ezici çünkü biraz daha geri kaldı burada. Ezicinin bundan sonraki seviye başına bir gün şeyi var.
ve hasar da bayağı artıyor. Bu bir. Tesla'yı kısa süreli olarak geliştirip şu an gece akşam saatte çekiyorum. Sabaha geliştirebilirim başka bir şeyi. Ama kısa vadede böyle ufak bir şeyi geliştirmek çok mümkün gözükmüyor. Saat kulesini geliştirebilirim. Saat kulesini çok kullanıyoruz. 12 dakikaya çıkartmak benim elimi bayağı bir rahatlatır. Özellikle bölümleri çekerken. Taş madenini geliştirebilirim. Ama taş madenini en son geliştirmek istiyorum. Çünkü yapmamız gereken daha şeyler var. Daha fazla, daha önemli şeyler var. Tabii gönül ister savaş makinesini 5. seviyeye getirip şu özelliğini kullanalım artık. Onu gerçekten istiyorum. Şimdi dilerseniz öncelikle bir şunları bitirelim ve tek tür saldırıları bir deneyelim. Hemen gidelim bir köy bulalım. İlk başta deneyeceğimiz şey devler. Devler bizim biliyorsunuz çok sevdiğimiz askerler. Ve yüksek de seviyede bende şu an. 12 tane devre saldıracağım. Bunlara nereden gireceğiz? Direkt merkeze göndermek istiyorum. Çünkü defans çok fazla var burada. Ezici'ye varana kadar ne yapabilirler birlikte göreceğiz. Arkasından da dilerseniz savaş kahramanı gönderin. Birincisi kapıyı direkt kırdılar. Yani o içeri giriş o kadar kolay oldu ki. Beklediğimin ötesinde kolay oldu. Defans. Ooo yalnız bunlar bayağı güzeller aldı ha. Hiç bu kadar beklemiyordum. Ezici'yi hızlı almaları lazım. İkinci kez vurmasın. Ha süper. Vallahi güzel oldu ha bu. Yani alan saldırısı olmadığı takdirde canavar gibi giriyorlar. Özellikle zaten yüksek seviyedeler. Ve defans binalarını o kadar rahat aldılar ki. Aa ben bu kadarını beklemiyordum. Vallahi arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Galiba %100 aldık. Galiba %100 aldık. İnanamıyorum. Vay arkadaş. Evet arkadaşlar. Bu arada bölüm sonunda en fazla beğendiğiniz şeyi soracağım. Yani en çok hangi tek tür saldırıyı beğendiniz diye. Ya da belki de devle devam ederiz bilmiyorum ama devi beğendiyseniz yorum kısmına muhakkak yazın. Arkadaş ben bundan sonra sadece devle saldırayım o zaman. Olaya bak ya. Aa sadece devle %100 aldım ya. İnanamıyorum şu an hakikaten. İnanılmaz bir saldırı oldu. Bu arada saldırdığımız arkadaş da Türk'müş kusura bakmasın. Buradan da videoya çıkmış bulundu ama. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece bir tane dev grubuyla böyle güzel bir köyden %100 alabildik ki arkadaşın da köyü güzel bir köy. Onu da hakkını verelim. Tabi savaş makinesi olmasaydı işler biraz daha yavaş olurdu. Yine alırdık %100'de ama gördüğünüz gibi orada bir uçabilirlerdi mesela havaya. Eğer üçü de birden uçsaydı bir şey kalmayacaktı geriye. Evet Kiler'e selamlar olsun buradan. Teşekkür ediyoruz kendisine de videoya konuk olduğu için. Biz de bir yandan devle devam edeyim ben. Bir devi görmek istiyorum. Bakalım devin daha ne marifetleri olacak benim için. Bir yandan şu köye bakalım. Eğer orada gelişmeler vesaireler eğitim tamamlanırsa ki tamamlandı da şu an işte asker. Gerçi onların daha bayağı süresi varmış. İki yıldız daha alırsam çünkü bonus alacağım. Bir yandan da onun şeyinliğin peşindeyim. Evet %100'ümüzü rahat aldık. O daha hala saldırıyor ama tahmin ediyorum şey yapamayacak. O zaman dilerseniz bu bölümü dev özel yapalım. Birkaç tane böyle devle saldırıp gerçekten bunların etkisi bu kadar büyük olacak mı görmek istiyorum. Eğer öyleyse vallahi ben direkt bütün saldırı stratejimi devlerin üzerine kurayım. Daha sağlıklı oluyor gibi gözüküyor. Mayınları 8000'e 20 dakikalık bir süre içerisinde geliştirebiliyormuşum. Bu da ayrı bir şey. Bu arada yayları vesaireleri de geliştirebiliyoruz. O da 20 dakikaymış. Bunları ben yavaş yavaş geliştiririm. Arada görmeyebilirsiniz. Bilginiz olsun. %81. Güzel. Ben saldırıyorum. Allah'ım seven beni tutmaz. Şimdi. Sol alttan dalınır buraya arkadaşlar. Şuradan. Çünkü içeriye doğru da dağılır. Her yere dağılır bunlar. Ya da direkt merkezden ama herhalde şuradan dalacağım ben arkadaşlar. Bir tane bıraktım mı soldaki yere gidiyor. O zaman hepsini ben sol üstten bırakayım. Tamam mı? Arkadan da çok sevgili... Baksana iyi ki oradan salmamışım bu arada. Arkadan da çok sevgili dostumuz savaş makinamızı yaldır yaldır saldıralım. Şimdi buradaki tek sıkıntım ikiye bölündüler. İyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum çünkü ezici diğer tarafta can sıkacaktı. Ama onların da ya hemen ölmesini istemiyordum doğrusu. Güzel bir defansı var bu arada arkadaşın. Yani o kadar rahat ilerleyemiyorsunuz. Ama öte yandan şu da var. Devler de bayağı
can yakıyor yani ilerlediği yerde. Şu an için eğer bu köy içerisinde benim bir tane bebek ejderha gibi bir askerim olsa çok daha fazla hasar veririm. Yani şu an mesela burada yüzdeleri esas alan şey gördüğünüz gibi ezici. Çünkü etrafı o dolaşıyor. Eğer bütün defansları alamazsa hiçbir etkisi kalmayacak bizim şeylerin. Şimdi Tesla çıktı. Tesla'yı alamayacaklar muhtemelen. Ama hadi lan bir yüzde daha al ya. Hadi be, hadi be. %50 al işteyse ya. Bir vur lan. Ah 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 ah. Tek vuruşta %50 alacak. Ama demeye çalıştığımı anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya şu an tek tür saldırılar yapmıyor olsaydım çok yüksek ihtimalle çok daha fazla ganimeti çok rahat toplardım. Özellikle %'yi çok rahat toplardım ve bu savaştan sadece şey almazdım. Yani eğer ileri seviyede bir deviniz varsa bunu aklınızda tutun. Bir tane okçu bile alsanız bayağı bir iş görecektir. Şimdi buraya defanslar hep içeride ama şuradan girebiliriz. Mesela buraya ezici attıktan sonra direkt içeriye bu heriflerle hızlı bir şekilde girip bütün bu içerideki defansları alırım. Şimdi burada büyük bir hata yapmış bu arkadaş. Bütün defansları çok yakına koymuş. Özellikle sadece devle saldıran biri olduğunda bütün defansları yana koymanız, özellikle havanı da yakın bir yere koymanız ölümcül. Buradaki tek sıkıntı benim için şu an ezici. Ezici çünkü vurdu mu ağlatıyor gördüğünüz gibi. Ama onu da aldıktan sonra geriye kalanları durdurmak aslında biraz zor oluyor. Çünkü çok fazla sayıda dev var. Yani hangi birinin canının çoğunu alacaksın? Şimdi sağdaki top atar bayağı canını sıkıyor ama öte yandan hala neresinden baksan 5 tane hayatta olan dev var. Okçu kulesini indirdikten sonra eğer şu sağdaki top atarı da alırlarsa ki şu an 3 tane dev var ki alma ihtimali de var. %100'e doğru bizimkiler koşuyor. Evet 3 tane dev var ve hiçbir etkisi yok şu an bunların saldırısında. Geriye kalan zamanlama. Bu saatten sonra arkadaşlar rahatlıkla bizimkiler %100'ü alabilecek. Hele 2 dakikalık bir sürede olduğunu düşünecek olursanız. Yani size bir taktik. Devinizi yükseltin. Arkaya da bir tane bebek ejderha grubu alın arkadaşlar. Hatta mümkünse ezici de bile olabilir. Sadece ezici de bile bayağı bir şey yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yüksek derecede bir yüzdeyle çok rahatlıkla köyü alabiliyorsunuz. Dev bu konuda sizin de saldırı stratejiniz de olsun. Tabii yüksek bir seviye olması çok önemli. Benimki 7. seviye ya da 8. seviye falan. Bu arada bu arkadaş da Türk. Mezopotamya klanından Rio diye bir arkadaş. Selamlar olsun. Bayağı bir Türk arkadaş var burada. 1 dakika 20 saniyeyi goygoyla geçireceğim. Bu şekilde ne kadar yüksek yüzde alırsak o kadar fazla 3000 kupaya doğru gidip işte 1000 game'i daha almamızı sağlar. Çünkü geçen bölümde biliyorsunuz bu kolay yoldan 1000 game kazanmayla ilgiliydi videomuz bundan önceki bölüm. Kızan arkadaşlar olmuş ya Onur 3000 kupayı göremedin diye de. Orada işte şöyle bir sıkıntımız vardı. Defans binasını ben keko gibi bastım. O da bayağı bir canımı sıkmak durumunda kaldı. Yani belki şeyi almam. Şu hop diye dışarı attılar bu arada. İyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Keşke bıraksan onu orayı kırmasın. Aslında etraftan dolaşsan daha kolay olur değil mi? Ha tamam bıraktı bu da. Son binayı daha 2 tane 3 tane. O 4 tane bina varmış hiç uğraşamam. Belki şu yıldız laboratuvarında alırım. Alırsa eğer 25 saniye içerisinde. Sonra zaten tahmin ediyorum kazanmışızdır oyunu. O da şu an muhtemelen bana küfür ediyor. Diyor neden bitirmiyorsun arkadaşım hadi sana diyor. Ama 12 saniye beklememe gerek yok zaten alamayacak. Bakalım almış mıyız? Güzel almışız. Şu an 2720 küsur kupalardayız. Güzel. Bunu tamamlayalım. Savaş makinamızı tamamlayalım. Canımız ciğerimiz. Ve yeni bir savaşa doğru gidelim. Evet. Şimdi bütün defanslar birbirine yakın. Benim için artı. Tamam mı? Eziciden uzak durayım mümkün mertebe. Şuradan girelim. Tamam mı? Arkadan da savaş makinamızı gönderelim. Evet. Güzel bir giriş yaptı. Bayağı bir askerin canını aldı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer olur da bu oyuna sağlık büyüsü gelirse yemin ediyorum şu ekibi kimse durduramaz. Yani tek bir sağlık büyüsüne bakar şu ekibin ölümsüz olması. Düşünsenize şu ekibin geldiğini ve sağlık büyüsü attığınızı. Bildiğin domuz binicinin aslında oyunlarda ilk dönemdeki buglı hali gibi bir şey yani şu ekip. Evet ezici şu an
en büyük herhalde düşmanım ve çok rahat bir şekilde bizim bütün devleri aldı. %30 bandında kalacağız leş gibi oldu ama az evvelki duruma geri geldik. Bir tane şurada çevreyi temizleyebilecek adam bayağı bir işimizi görürdü. Onu da söyleyeyim. Bu savaşı muhtemelen burada kaybedeceğiz çünkü alan ataklarına karşı güzel bir savunma yapıyor bu arkadaş. Biz de diğer köyümüze geçelim. Ana köyü herhalde artık eskisi kadar kimse kullanmıyor diye tahmin ediyorum. Bir de şey var arkadaşlar, bu köyde iş yapmak, şu köyde iş yapmak daha kolay. Hızlı bir şekilde oynayabiliyorsunuz ve hızlı bir şekilde sonuç alabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Evet, 30 kupa kaybettik ne yazık ki. Yine 2600'lere geri döndük. 3000'lere gelmek için biraz daha asker desteğine ihtiyacım var doğrusu. Şimdi bu köyde nereden saldırabiliriz? Ya ben saldırılabilecek, gerçi biliyorum burada tuzak dolu ama hadi bakalım önden bir tane adam gitti nasılsa. Ya burada gireceğiz bir şekilde, yapacak bir şey yok. Yani bu düşmanların arasına atlayacağız bir şekilde. Bu ezici de bizim canımızı okuyacak ama biz ona saldırana kadar, onu indirene kadar yapacak bir şey yok. Neyse, Allah'tan çok fazla beklemeden indirdik. Havan da indikten sonra zaten gerisi eğlenceli bir kısım gibi gözüküyor. Tabii ki güzel defans binaları var ama hepsini merkezde tutması onun büyük bir hatası olmuş. Özellikle ezici ölmediği takdirde, ki şu an fena değil durumu, bayağı bir gider. Tek sıkıntı sağdaki çifte top atar. O bayağı can sıkan bir asker. Neyse, en azından bizim diğerleri ona gidiyor, onu indirir. Bu arada ezici de ölmezse, ki umuyorum ölmeyecek, bütün çevreyi temizlemem için bana da büyük bir yardımcı. Evet, güzel. Şu an %100'e karşı beni durduracak hiçbir şey yok arkadaşlar. Tabii biraz zaman alacak ama. Hop, iyi. Hop. Merkez. Aslında işime bile geldi. Neden diye soracak olursanız, ikisi yani üçü de farklı yerlere dağıldı. Bir tanesi şimdi duvarı kırmak zorunda kalmadan sağdan soldan saldırıyor. Bir tanesi zaten en sevdiği işi yapıyor direkt hızlı bir şekilde. Keşke soldaki devler, yukarıdaki devler sola doğru gitseydi bayağı bir işimi görürdü. Ama bak, ezicinin savaş makinesinin, özür dilerim, önden gitmesi benim için daha iyi. Çünkü burada muhtemelen trap var. Tuzak muzak varsa, çünkü savaş makinesini fırlatamıyor ama devleri fırlatabiliyor. O yüzden bunların önden gitmesi benim için daha iyi. %100'e aldık rahat bu arada. Yine bir 30 kupayı buradan götürsek Allah bereket versin. Taş attık da kolumuz mu yoruldu? Aha, çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu. Bak, aslında bakarsan bayağı kendi için handikap şeyler yapmış bu bölümde. Aa, köşeye de bırakmış bir tane. Akıllıya bak. Evet, gel. Vallahi bunlarla aslında diğer ganimetleri de almak mümkünmüş. Yani 3 tane saldırıyı da bunlarla yapsak olurmuş. Ama gayet keyifli bu arada, onu da söyleyeyim. %100'ü aldık. Ya ben şu an diğer saldırı taktiğiyle alamıyorum %100'ü. Adam da fena saldırmamış ama ne yazık ki 2... Gerçi ne yazık ki demek ayıp olur şimdi. Gayet güzel ki 2'de kalmış. Evet, bir saldırı daha yapalım. Yani genel olarak işe yarayan bir taktik olduğunu gördünüz siz de arkadaşlar. Çok da keyifli olduğu için bitirmek de istemiyorum. Şimdi buraya nereden saldırılır? Bir şey merak ediyorum. Şuradan bir tane dev bıraksak nereden gelecek? Aa, etrafı mı dolaşacak? Evet, galiba etrafı dolaşacak. O zaman ben direkt hepsini buradan salayım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sadece savaş makinesini buradan salacağım. Bu şekilde biraz daha işimi görür. Evet, yani benim için büyük bir sıkıntı oldu. Muhtemelen ezici soldakilerin de çoğunu öldürecek. Ama içeri de girenler oldu. Bir de şöyle bir şey var. Savaş makinesi etrafı dolaşıyor. Ve savaş makinesi etrafı dolaştığı takdirde benim için büyük bir yüzde sağlayabilir. Özellikle eğer yukarıya gitmeyi tercih ederse. Derken aşağı gitmeyi tercih etti tabii ki. Murphy'nin kanunları her zaman geçerli burada. Yine de hani bir %50'yi alabilir ama tabii ki köy binasını alamayacaklar. Özellikle aşağı dolaşırken 3-5 tane daha orada yıkarsa benim işime gelir. Ama tabii ki çok da verimli bir saldırı olmadı. Özellikle mesela şu yukarıda 3-4 tane bina, etraftaki şu ordu kampları vesaire çok rahat alınabilirmiş. Okçu geldi, gelsin. O sıkıntı yaratmaz. Diğer tarafta da barbar geldi. Bak, bu arada savaş makinesinin işi gücü bırakıp bunlarla dövüşüyor olması da güzel bir şey, onu da söyleyeyim.
Evet, top atar şimdi, görecek bunu muhtemelen. Ama canı fena olmadığı için belki %50 alırız. Belki de hatta alırız diye tahmin ediyorum bu binadan sonra, ordu kampından sonra. Alamadık. Dur bakayım şimdi alır mıyız? Top atar çünkü iyi sıkıyor. Aldık. Eyvallah. Güzel. Evet. %50 bandından daha fazla alamayız muhtemelen. Bunu bitirebilecek mi emin değilim. Ama fena da götürmüyor ya. Savaş makinesine bak sen. Ya şu savaş makinesini yem basıp 5'in seviye yapmayı o kadar istiyorum ki arkadaşlar. Bak bak bak, namussuza bak. Az daha onu da alacak. Evet, genel olarak bölümle ilgili söylediklerim bunlar değil mi? Arkadaşlar lütfen aşağıda bundan beğen ya da beğenme düğmeye tıklayın. Sizce dev tek başına saldırılarda iyi bir asker mi? Yorumlar kısmında benimle buluşun. Orada cevabınızı bekliyorum. Gitmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Bu şekilde yeni videolardan haberdar olursunuz. Ne basacağız diye düşünecek olursanız şimdi tabii ki ezici basmayı planlıyorum. Ezici'yi bastık gitti. 2 gün sonra ben biraz daha ganimet toplarım. Bu arada almış. Ganimet toplarım. Yıldız Laboratuvarı'ndan bir tane daha şey basarız. Böyle geciler basarız. Ya da şunu basmak istiyorum. Araba. Neydi? Top arabası. Top arabasıydı değil mi? Top arabası. Top arabası. Bakmam lazım. Emin olamadım. Evet, top arabası. 2. seviye, 3. seviyeye götürmem lazım. Belki bundan sonraki bölümde neyi görmek istediğinizi aşağıda yazabilirsiniz. Yani tek tür saldırılarda ne görelim? Aşağı yorumlara yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu şekilde yeni videolardan haberdar olursunuz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Oh, that part's too loud.